açıklamada bir süredir ekranlarınıza yansımakta değerli izleyiciler. Beklenen açıklama yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya göçmen akını devam ediyor bildiğiniz üzere. Bugün saatler 12 onu gösterdiği andan itibaren Edirne'den Yunanistan'a geçen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen göçmen sayısını 142.175 olarak açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değerli izleyiciler. Bu notu da sizlerle paylaşmış olalım. Elbette Türkiye-Yunanistan sınırındaki son durumu da yine ekranlarınıza taşıyarak detaylandırmaya devam edeceğiz. Bültenlerimiz içerisinde bir konuğumuz var. Sayın Mehmet Seyfettin Erol canlı yayın konuğumuz bu dakika itibariyle. Kendisi Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Erol, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Şimdi dün çok kritik bir zirveyi geride bıraktık ve ateşkes konusunda bir mutabakat söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekir dünkü zirve ve zirveden çıkan sonuçları liderlerin paylaştığı mesajlar eşliğinde elbette? Şimdi bakıldığında öncelikle bir kere Türkiye ve Rusya arasında söz konusu olabilecek ki bu her geçen gün büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkıyordu. Bir çatışmanın önüne geçildi. Bu bir kere ateşkes bağlamındaki en önemli kazançlardan birisi. İkincisi, Soçi mutabakatı büyük ölçüde anlam ve önemini yitiriyordu. Burada revize edilmiş bir mutabakat ile birlikte, bu Moskova mutabakatı olarak da belki adlandırılabilir ama sonuçta İdlib bağlamında yeni bir statü ve statüko oluşturulmuş vaziyette, sahadaki son gelişmelere bağlı olarak. Üçüncüsü, taraflar, özellikle de Türkiye, buradaki mevcut pozisyonunu önemli ölçüde koruyor. Çünkü Esed üzerinden Türkiye'nin İdlib'deki varlığı büyük ölçüde hedef alınmış vaziyetteydi. Türkiye, İdlib'deki varlığını büyük ölçüde koruyacağı mesajını Moskova'da çok net bir şekilde verdi. Ve burada esas olan husus, bundan sonraki yeni Suriye yapılanmasında, yeni Suriye ya da yeni Orta Doğu yapılanmasında Türkiye'nin kararlılığının bu süreçte çok net bir şekilde vurgulanması olmuş oldu. Ve bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk diplomasisinin kararlılığı, caydırıcılığı çok net bir şekilde tüm taraflarca görüldü ve aslında test edildi bu anlamda bakıldığında. Saha ve diplomasi arasındaki bu etkin işbirliği, diyalog ve saha masa uyumu, diplomasi masası bağlamında sonucunu önemli ölçüde Moskova'da verdi. Bir diğer husus tabii burada, Türkiye-Rusya arasındaki kırılgan da olsa bu şu ana kadarki işbirliği sürecinin İdlib ve belki sonrası süreçte de devam edeceğiyle ilgili olarak burada mesajın çıkmış olması. Rusya bir kez daha Suriye krizinde büyük ölçüde inisiyatif sahibi olduğunu ortaya koydu. Zira bakıldığında bir kere İran yok artık. Yani burada bakıldığında Türkiye ve Rusya burada büyük ölçüde belirleyici. Artı Esed bakıldığında da Türkiye'ye karşı hemen bu zirve öncesi yaptığı açıklamalarla tonunu büyük ölçüde düşürmüş ve işbirliğine büyük ölçüde alçık olduğu mesajını vermişti. Bu her ne kadar Esed'in ki burada Rusya'nın izlediği politika da bu, bir burada bir muhatap olarak alınması ve onunla diyalog sürecinin başlatılmasına yönelik bir girişim olarak nitelendirilse de aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki etkinliğinin ve orada verilen mesajın Esed ve rejim unsurlarınca çok net bir şekilde alındığını da ortaya koydu. Bir diğer husus burada terörle mücadele bağlamında yine zirveye bakıldığında ortaya çıktı. Terörle mücadele ve yine Esed ve rejim unsurlarının ya da rejimin önde gelen isimlerinin verdiği mesajlara bakıldığında, evet şu an için HŞT veya daha başka radikal unsurlar ön plana çıksa da eğer Türkiye ve Rusya arasındaki bu mutabakat başarılı bir şekilde devam ettirilebilirse, bunun bölgede PYD, YPG, PKK bağlamında da, terörle mücadele bağlamında yansımalarının olacağı görülüyor. Zira Türkiye'nin her şeye rağmen Rusya'yla buradaki işbirliğini devam ettirmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın buradaki özellikle Türkiye-Rusya çatışmasını ve Türkiye'nin Suriye'de belki
ucu açık, daha büyük bir çatışmanın önüne geçme noktasındaki bir anlamda teşvik edici çıkışlarına rağmen soğukkanlı bir şekilde hareket etmesi aslında Türkiye'nin ve Rusya'nın burada oyunu gördüğünü, PYD-YPG üzerinden projenin bir an önce hayata geçirilmesine yönelik bir fırsatın burada onlar açısından ortaya çıktığını ve bu böylesi bir fırsatın verilmemesi gerektiğini ortaya koydu. Dolayısıyla terörle mücadele Peki. bağlamında da bakıldığında ben bunun sadece İdlib ve HTŞ'e bağlamında sınırlı kalacağını zannetmiyorum. Eğer bu mutabakat ve bu anlamdaki ateşkes kalıcı ve sürekli bir hale getirilebilirse. Peki, bundan sonraki süreci takip edeceğiz hocam elbette ama işin bir de Türkiye-Yunanistan sınır hattında yaşananlar boyutu var. Onu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii elbette bu sınır hattı Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın sürece bakışına dair değerlendirmelerinizi almamı da zorunlu kılıyor. Şimdi kameralarımızı sınırın sıfır noktasına çevireceğiz. Türkiye-Yunanistan sınır hattına. A Haber ekibinden Vedat Sezer'in paylaşacağı yeni bilgiler var. Dinleyelim. Hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Vedat. Banu, Yunanistan sınırında hareketlilik sürekli devamlı ediyor ve şu anda bulunduğumuz nokta Pazarkule sınır kapısının giriş kavşağı. Bugün itibariyle şu an açıklanan son rakama göre de Türkiye sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa'ya yani Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142.175'e ulaşmış durumda. Yani dünden bu yana sadece kısa bir süre içerisinde 3.000'den fazla göçmenin Yunanistan'a geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii ki hareketli olan noktadan bir tanesindeyiz biz. Pazarkule sınır kapısı girişindeyiz ama aslında 204 kilometrelik sınırın her noktasında hareketlilik mevcut ve göçmenler seri şekilde sirkülasyon yaparak Yunanistan'a geçmeye devam ediyorlar. Pazarkule sınır kapısına yaklaşık 4-5 bin civarında göçmen bekliyor. Hemen bizim yakınımızda 2 kilometre ötede tampon bölgenin önünde bekliyorlar ve onlar da sınır kapılarının açılmasını. Aslında bölgede çok sıcak ve hareketli anlar da yaşanmıyor değil. Özellikle dün buraya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıkladığı gibi bölgedeki geri tepmelere, geri dönmelere ve geri itmelere müdahale edebilmek için ya da onların sağlıklı bir ortamda bulunabilmeleri için bölgeye özel donanımlı 1000 özel harekat polisinin sevkiyatı söz konusu ve onlar da Edirne'ye gelmeye başladılar. Hemen altını çizelim, tam donanımlı olarak buraya geliyorlar. Tabii ki şu ana kadar özel harekat polisinin buraya ulaşana kadar ki zaman sürecinde Yunanistan sınırında sadece Yunanistan askerlerinin ve polislerinin tazikleri vardı. Onlar göçmenlerin üzerine ateş açıyorlardı ve korkutmaya çalışıyorlardı. Hatta yakaladıkları göçmenleri darp ederek geriye gönderiyorlardı. Ama ancak bugünden sonra işin şekli değişecek. Çünkü Türkiye tarafında da özel harekat polisleri o noktada bulunacaklar. Hatta Miriç Nehri içerisinde Zodiac botlarla da refakat edecekler. Son duruma bakacak olursak Avrupa'ya akın devam ediyor. Edirne'ye gelen göçmen sayısı da artmaya devam ediyor. Ve 102.175 göçmenin Avrupa'ya geçtiğini, yani Yunanistan'a geçtiğini söyleyelim. Sözü buradan size bırakalım. Kara sınırlarımız kadar olmasa da Ege Denizi'nde de ciddi bir hareketlilik var diyebiliriz. Ama her iki tarafta da Yunan polisinin tavrı değişmiyor. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Gamze Elçi'den. Gamze. Evet, mültecilerin umut yolculuğu devam ediyor. Kimi Dikili'den Midilli Adası'na bir şekilde geçmeye çalışıyor. Kimi karayoluyla Edirne'ye ulaşıyor. Ama bazıları da Çeşme'de umut yolculuğuna devam ediyorlar. İşte bu gördüğünüz mülteciler de o umut yolculuğuna çıkanlardan sadece bazılarıydı. Sabaha karşı Çeşme Pırlanta koyundan yola koyuldular. Yine lastik botlarla açılmışlardı. Burada şu an 75 mülteci var. Suriyeliler var, Afganlar var aralarında. Ve o mülteciler sabaha karşı lastik botlarla Pırlanta koyundan açıldıktan sonra denizin ortasına geldiklerinde Yunan sahil güvenlik güçleriyle karşılaştılar. Onlarla röportaj yaptık burada. Söylediklerine göre yine Yunan sahil güvenlik güçleri onları tehdit ettiler botlarını batırmakla. Benzin bidonlarını boşalttılar. Üzerlerindeki bazı eşyaları ve paraları aldılar, denize attılar ve onları yine öldürmekle tehdit ettiler ve benzinleri olmayan ve Yunanistan'ın, Yunan güçlerinin o
tehditlerinden korkan mülteciler de denizin ortasında kalmışlardı. Ama onların imdadına sahil güvenlik, Türk sahil güvenlik ekipleri yetiştiler ve onların da yardımıyla birlikte bottan gemiye alındılar.